Ömercik nasılsın? Kaça tobur olursun mesela? Ya da böyle kampanya mampanya yok mu bu ara böyle planlı bir şeyler ha? Ömer boş ver. İstedikleri de bu zaten. Ay, aranızda birinin aklının çalışıyor olması ne güzel. Biriniz mesela sınırı geçince öbürü hop hemen tasmasını çekiveriyor. Helal vallahi size. Benim kimsenin tasmasını falan çektiğim yok. Üç kuruşluk egonuza çarpışıp da eğitim hayatımla oynayamam. Oğul, bak bu kızı sevdim. Bu biraz akıllı gibi. Ne var? Atar yapmadan konuşamıyor musun sen? Yolumu kestin, farkında mısın? Evet. Çünkü şey diyecektim. Bak abine olanları duydum ve gerçekten üzüldüm. Yani birilerinin ona saldırması falan biraz aşırıya kaçmış durum. Senin araba paranı ödemek için Ömerler başlarını belaya soktu. Abim de onları kurtarmak isterken az kalsın canından olacaktı. Olan budur, bence de üzülmesin. Anladım. O zaman iyi hissettirecekse özür dilerim. O zaman iyi hissettirecekse özrünü kabul ediyorum. Senin de uzmanlık alanın laf sokmak ha? Anladım. Kütüphaneye uğramam lazım. Selam. Birazdan prova alacağız biliyorsun değil mi? Birazdan mı? Ders başlayacak ama. Şimdi biz müzik yarışmasına katılacağımız için bazı derslere girmeyebiliyoruz. Ne kadar sürecek bu provalar? Sen ne kadar sürmesini istersin? Ne şimdi bu espri mi? Çok komik. Provalar Burak Hoca tamam diyene kadar devam eder Asiye Hanım. Bilginize. Hadi hadi yüreğime gayret. Hele sıkı dur hele sabret. Bir dakika bir dakika. Şimdi ben mi yanlış gördüm yoksa sen bayağı bir yürüdün mü bu kıza? Kim? Sen. Oğlum kız benimle konuştu görmedin mi? Ya işte ben de yarışmada hani stres yapmasın falan diye de kazanalım diye destek oldum ama. Sen ne şey yapıyorsun manyak mısın? Benim izliyorsun ya. Şu hallerine bak Ayvike. Mutlu oldun mu? Ne alaka ya? Yağmuru ben mi yağdırdım? Şunlara bak. Sıçana dönmüşler. Asiye'cin saçı da birazcık spagettiye benziyor sanki. Ömer de aynı sünger bob. Bütün suyu çekmiş. Ömer, Asiye. Oğlum kusura bakmayın. Kusurluk bir şey yok. Al sar bunu boynuna. Üşütürsen sesin kısılır. Oo, romantizme gel. Ne yaptı bu şimdi? Bilmiyorum Ömer, boş ver. Ne oluyor sana? Yoksa Melisa'dan merhamet falan mı bulaştı? Kendine gel kanka. Ne kadar geldik? Yani okulda da çalışabilirdik. Niye? Kötü mü yaptık? Ne bileyim, hava güzel. Denize bakıyoruz. Sonra sen varsın. Tabii ödev de var. Yani ödev önceliğimiz. Doruk sen ne yapmaya çalışıyorsun? Nasıl yani? Bilmem. Yarışmadan döndüğümüzden beri bir garip davranıyorsun. Evet. Bu doğru. Çünkü şu yüzden, ya şimdi biz beraber bir yolculuğa çıktık. Ankara'ya gittik. Yolda maceralar yaşadık. Beraber başarılar elde ettik.
Yani zaman falan geçirdik ya. Böyle seninle ilgili şey oldu. Yani şey oldum ben. Arkadaş? Arkadaş, evet. Hadi öyle olsun bakalım. Peki sence de olduk mu? Yani arkadaş? Yani olduk galiba biraz. Biraz mı? Yalnız bayağı ezikledin şu an beni. Gülünce ayrı bir havan oluyor. Sorulara geçelim mi? Hangi sorulara? Ödev doğru. Onun için geldik ya buraya. Ha evet, evet sorular doğru. Ödev soruları. O zaman şöyle oturalım istersen. Tamam. Kayıt alayım ben de. Sen de saçını açmışsın bu arada. Yok, tokam düştü o yüzden. Anladım. Yalnız ben soru falan hazırlamadım. Onun yerine böyle doğaçlama bir şeyler yaparız diye düşündüm. Sana da uyarsa. Tamam. Şimdi ben böyle sana bazı kelimeler söyleyeceğim. Sen de bana sana ne hissettirdiklerini söyleyeceksin. Anlaştık mı? Başlarız o zaman. Renk. Sarı. Mevsim. İlkbahar. Benim de en sevdiğim mevsimdir ilkbahar. Çiçek. Lale ama hani böyle fotoğraflarda olur ya kocaman kocaman, öyle büyük büyük laleler. Bu arada lalenin ana vatanı da İstanbul'muş biliyor musun? Hadi ya. Neymiş? Bilmiyorum. O zaman mutluluk. Ailem, kardeşlerim. Güzel. Aşk. Şarkı söylemek. Ne? Şarkı söylemek mi? Sanki aşık olursam hep şarkı söylemek isterim gibi. Yani öyle hissederim sanki. Anladım. Hiç aşık olmadın mı? Bilmem. Yani tabii olmamışımdır, olmadım bence. Anladım. Ya senin canın da şarkı söylemek istiyor mu bu aralar? Benim sürekli istiyor gibi sanki. Başka ne soracaksın? Sorular, evet doğru. En çok neye gülersin? Penguenlere. En sevdiğin tatlı? Pamuk şeker. Ne? Pamuk şeker mi? Asiye Hanım yaş kaç ya? Ne yapayım, seviyorum. Ama sen kaydetme bunu, şimdi Filiz Hoca'ya rezil olmayayım. Hayır, hayatta olmaz. Hayır, dur, hayatta koyayım, sil olmaz. Sil hayatta olmaz, hayatta olmaz. Benim çok vaktim yok da hemen bitirelim mi ödevi? Hemen bitirmeyelim ya. Arada buluşuruz. Çünkü benim için bu ödev çok önemli. O yüzden. İstersen yavaştan kalkalım. Sen de çok gecikme. Thank you.
Doruk, ne yapıyorsun sen burada? Seni görmeye geldim. Yoksa sen beni görmeden gidebileceğini falan mı sandın? Sen bizim gideceğimizi nereden biliyorsun? Bilirim. Ama bilmediğim tek bir şey var ki, onun cevabı da sende. Arabayla ulaşabileceğim bir yere mi gidiyorsunuz? Hazır evet de bana Allah. Hadi evet de bana. Nereye gidiyorsunuz? Adıyaman'a. Ne? Adıyaman mı? Çok uzak değil mi orası ya? Yani arabayla kaç saat sürer? 18 saat falan galiba. Ne? 18 saat mi? Oh. O zaman uçak korkumuzu yeneceğiz. Yapacak bir şey yok. Anlamadım. Evet, anlamadın. Çünkü ben sana bir türlü açılamadım. Eğer bu İstanbul'dan gitme işi olmasaydı, senden hoşlandığımı söyleyecektim. Tabii böyle öküz gibi dan diye söylemeyecektim. Belki seni bir yere götürürdüm. Romantik bir şeyler ayarlardım. Beraber yemek yerdik. Tabii bunlar değil de başka şeyler etkilerdi seni, biliyorum. Biraz tanıyorum artık seni. O yüzden de sanırım önce iyi bir adam olmaya çalışırdım. O zaman belki bir şansım olurdu. Olurdu değil mi? Sen bana çıkma teklifi falan mı ediyorsun şu an? Evet. Biliyorum, başta kötü şeyler yaşandı. Ama ben her şeyi telafi edeceğim. Abinle Ömer de sever beni. Faklın kalbini zaten kazanırım. Çocuklar sever beni. Yaptığım bütün pislikler için de özür dilerim. Kısacası sen ne istersen yaparım. Doruk, ben gidiyorum. Evet, gidiyorsun. Maalesef gidiyorsun ya. Gitme. Gitmesen olmaz mı? Anladım, peki tamam. Üzülmüyoruz buna. Uzak mesafe ilişkisi yürütürüz biz de. He? Zaten üniversiteyi kazanmamıza şurada bir yıl kaldı. Sen nereleri yazarsın mesela? Ankara geçiyor mu aklından? Bence Ankara güzel. Bence Ankara çok güzel. Orada okuruz birlikte, ha? Olmaz mı? Dur, bizim çok büyük sıkıntılarımız var. Yani böyle şeyler bana çok uzak. Niye? Şarkı söylemeyi sevmiyor muyuz biz? Aşık olmak da öyle bir şeydi hani. Sen söylemiştin. Çok mutlu ederim ben seni. Bu kadar hüzünlü olmazsın belki. Belki daha fazla gülersin. Çok güzel oluruz ikimiz. Gerçekten. Hiçbir şansımız yok. Daha yeni başlıyoruz, tamam mı? Öyle düşün. Bak, neden gidiyorsunuz? Kime gidiyorsunuz? Orada ne yapacaksınız? Bunların hiçbirini şimdi sormayacağım. Ama bil ki sürekli arayacağım seni. Bunları konuşacak çok vaktimiz olacak, tamam? Anlaştık mı? Şimdi, bırakayım mı gideceğin yere? Çok sağ olun. Abimle Ömer bekliyor ileride. Yürürüm. Peki, tamam. Hoşçakal. Hoşçakal. Tabii şimdilik. Gel benimle.
Doruk, ne yapıyorsun? Hayal mi gerçek mi anlamaya çalışıyorum. Gitmediğinize inanamıyorum ya, inanamıyorum. Uçağa binmek zorunda kalmayacaksın. Orası da ayrı bir mutluluk sebebi tabii. Ya ben sarılacağım sana. Yani sarılabilir miyim? Biz en son sevgili olmuştuk değil mi? Çünkü öyle hatırlıyorum ben. Böyle bir ilanı aşk durumları falan olmuştu sanki. Olmadık mı yoksa? Nerede hata yaptım benim? Paldır küldür oldu değil mi ya? Aceleye geldi, sen ondan hoşlanmadın. Geri zekalıyım ben ya. Ama sorun değil. Ne yapalım biliyor musun? Bu akşam yemeğe çıkalım, ben orada duygularımı yeniden anlatacağım sana ha? Dur, mesele bu değil. Mesele ne? Ben seni hala tam tanımıyorum ve güvenemiyorum. Asiye, ben iyi biriyim. Değil mi? Hatırlıyor musun? İlk konuştuğumuzda ödev yapmıştık. İyilik saçma bir şey demiştin. Hatta iyiler hep bu yüzden kaybediyormuş. Öyle demiştin yani. Ya ben onu sana cool gözükmek için söylemişimdir. Yani hava atmak için falan yapmışımdır. Gerçekten öyle ya. Sen benim ne kötülüğümü gördün ki? Dur. Bir sürü şey yaptı yani, sayayım mı şimdi? Haklısın ya. Okula ilk geldiğinizde biraz abarttım değil mi? Yüklendim size. Üstünüze geldim. Yani. Olsun. Değişirim. Hatta şu andan itibaren değişmeye başlıyorum. Şu andan itibaren sen dahil herkese değiştiğimi göstereceğim. Söz veriyorum sana. O zaman bana güvenir misin? Al. Ah. Dakika bir. Başımıza gelene bak. Pardon Doruk abi. Canın acıdı mı kardeşim? İyi misin? Yok abi, acımadı. Anladım. Şunları toplayalım da millet üstüme basmadan. Al bakalım. Bundan sonra koridorda koşarken daha dikkatli ol, tamam mı canım kardeşim? He? Tamam abi. Ve işim başladı. Yeni versiyon Doruk Atakul yükleniyor. Aa, bugün nasılsın Aybike? İyisin belli ki. Görüşürüz. Günaydın çocuklar. Günaydın. Oturun. Derse başlamadan önce bir duyuru yapmam gerekiyor. Biliyorsunuz sene başında bir kardeş köy okulu seçmiştik. O okulda yapılması gereken bir kütüphane var ve yardım kampanyası düzenlenmesi gerekiyor. Aranızda bu konuda gönüllü olabilecek... Ben yaparım hocam. Bu sabah Doruk'un içine Melisa kaçmış galiba. Benden bile hızlı çıkması peki. Kısa zamanda bağış toplanması gerekiyor Doruk. Yapabilir misin? Hocam oldu bilin ya, tamamdır tabii ki. Öyle diyorsan... Teneffüste gel, detayları konuşalım. Tamamdır. Teneffüste detayları, yardım için detayları şey yaparız hocam. Ateşin yok değil mi senin? İyisin. Ne alaka kızım? İlk defa mı iyilik yapıyorum ben? Evet, ilk defa. İyi o zaman. Alış. Bundan sonra göbek adım iyilik Atakul. Acaba diyorum böyle ruhunu uzaylılar falan ele geçirdi de ne bileyim bedeniyle aramıza falan mı karışmaya çalışıyor? Kendi kendine yapmasından daha mantıklı bence.
şu an tam olarak ne gördüm öyle? Abla, kapıda pengeren var. Ne? Çok tatlı. Mutlu yıllar. Çok teşekkür ederim. Bu kadar mı? Ne, bu kadar mı? İyi ki doğdu Nasiye. İyi ki seni tanıdım. Umarım yeni yaşında her şey istediğin gibi olur. Ve umarım öyle yeşil gözlü, kumral, uzun boylu, yakışıklı, sana çok aşık ve iyi kalpli bir sevgilin olur. Sen Siyah mı seviyorsun? Sır tutabiliyor musun? Seni çok seviyormuş. Hani sırdı ya? Hemen söyledi. Yeniden Doruk Atakoz'u. Bayağı camın önünde oturup okula gelmeni bekledim. Bu da kayıtlara geçsin lütfen. Günaydın. İşte şimdi günaydın. Hadi gel benimle. Ne oldu? Abine yakalanmayı olaydan saymıyor muyuz? Hadi. Evet. Ne dedi abin? Kızdı mı? Yani ben biraz endişelendim aslında. Sana laf eder falan diye. Sende telefon da yok. Arayamadım. Kurdum durdum bütün gece uyku tutmadı. Ne alaka? Sen benim abimi öyle geri kafalı cahil biri zannediyorsun galiba. Yok ya, o anlamda demedim. Yani kapıya kadar gelmişim. Elimde çiçek, hediyeler falan. Gördü hepsini. Pek hoşlanmıyor ya benden. Ben öyle tahmin ediyorum yani. Yani evet, senden pek hoşlandığı söylenemez. Ben bu imajımı nasıl düzelteceğim acaba? Yani böyle bir yardım kuruluşunda düzenli falan görev alsam. Ne konuştunuz, anlatsana. Doruk'a güveniyor musun diye sordu. Aha. Sen ne dedin peki? Hayır dedim. Hadi ya. Peki, tamam. Abi kardeş, aynı fikirdesiniz yani. Ben daha fazla rahatsızlık vermeyeyim o zaman. Sonra Doruk'tan hoşlanıyor musun diye sordu. Ben de evet, hoşlanıyorum dedim. Ne dedin, ne dedin? Duydun. Hayır, duymadım. Uçak geçti. Gayet duydun Doruk. Bir daha söyleyeceksin yoksa bırakmam seni. Hayır. Duymadım. Duymadım. Hayır. Bir daha söyleyeceksin. Doruk. Bir daha söyleyeceksin. Doruk, duydun. Ha, tamam, yapma. Duydun işte. Oo. Arkadaşlar, bölüyoruz galiba. Evet, çıkar mısınız? Vay be. Yüzsüzlükte zirve. Ne yapıyorsunuz bakalım siz? Neden sordun Harika? Yasak mı var? İki kişi özel olarak konuşamıyor mu bu okulda? Ben çıkıyorum Doruk. Ne oldu? Ceza aldın mı?
Elinden geleni yap harika, olur mu? Sonuç alamayacaksın. Ne oluyor ya? Ben bir şey yapmadım. Asiye hırsızlık yaptı. Sen de onun suçunu üstlendin. Olan bu. Asiye hiçbir şey yapmadı. Sen yaptın. Ona zarar vermek istiyorsun çünkü bizi kıskandın. Kıskandın mı? Ya ben sizin neyinizi kıskanacağım ya? Sizin olayınız ne ki? Hemen anlatayım ben sana. Olayımız şu. Ben, yani Doruk Atakul, Asiye'ye aşığım. Ama henüz sevgili değiliz. Çünkü o bana güvenmiyor. Haklı olarak. Ama ben onun güvenini kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Herkesin merakını giderdim mi? Millet, alkış nerede? Gelin ve damadı sahneye alalım. Tövbe tövbe tövbe. Kabul et. An itibariyle Doruk bizim kızı kaptı. Tamam, bir şey mi dedik be? Olduğumuza inanamıyorum ya. Ben de. Ben de boş bir adam değilimdir yalnız ha. Zekiyimdir yani. Niye gülüyorsun? Aptal mıyım? Sence sen aptal olsan ben seninle hoşlanır mıyım? Uçak mı? Doruk. Ya uçak geçti, duyamadım. Doruk, duydum. Of ya, ben şu hoşlanıyorum kısmını bir dolu dolu duyamadım arkadaş ya. Şöyle geçelim mi? Geçelim bakalım. Değiştir sen lafı yine. Evet ya, doğru yapardı, evet. Kurallar, haklısın. Özür dilerim. Peki. Kurallar neler, ben öğrenebilir miyim? Nasıl yani? Şimdi mutlaka kitap okunmalı. İyi bir adam olunacak, o zaten cepte. El ele tutuşmak serbest ama sarılmak yasak. Hadi ya. Okul zamanlar geçti yalnız güzelim. Artık sevgilimsin. Doruk yapma. Doruk. Doruk. Peki. Benden hoşlandığını İlk defa ne zaman fark ettin? Al, sar bunu boynuna. Üşütürsen sesin kısılır. Ne yaptı bu şimdi? Bilmiyorum Ömer, boş ver. Nasıl ya? Sen o gün suratıma bile bakmamıştın benim, konuşmamıştın bile benimle. Verdiğim atkıyı da sıranın altına sokuşturmuştun. Asiye hiç gülme, çok iyi eziklemiştin beni, hatırlıyorum. Sen ne zaman anladın benden hoşlandığını? Ben... Sensiz zavallı, terbiyesiz. Lafını bil. Oo, Asiye! Ne? Nasıl, o gün ne kadar kötü davranmışım, bana iğrenç şeyler söylemiştin. Evet ama içimden de vay be, sıkı kız demiştim. Cesur ve cool. Bir de o kadar güzeldin ki. Aç kalbini, ben gel.
sıkı sıkı tut, bırakmazsan zor yıktım duvarlarını. Kıymetini bil, uzatma. Selam. Selam. Aa. Gülcan abla roast beef koymuş bunun içine ya. Ne? Ya bir çeşit et işte, ben yemiyorum da. Ha. E al bunu ya, bak beyaz peynir var sadece. Ben de onu alayım. Olur. Sen seviyor musun ki o dediği şeyi? Bilmem, içemedim. Ama pahalı bir şeye benziyor. Bedavaya denemiş olurum. Neyse, ben kütüphaneye gidecektim zaten. Sınıfta görüşürüz. Öyle sade daha güzelmiş. Komik oluyorsun biliyor musun? Neden ya? Çok güzel memleketimin mis gibi beyaz peynir işte. Ne oldu, niye öyle bakıyorsun? Ne yaptın yine? Neyim komikmiş ayrıca? Sen benim hayatıma uyum sağlamayı otobüse binmek, ekmek arası peynir yemek falan mı zannediyorsun? Yapma şunu artık, aşağılama beni. Asiye, aşağılamıyorum. Tam aksine özür dilemeye çalışıyorum. Affetmeni bekliyorum. Asiye bak, yapma böyle, ne olursun ya. Bak ben seni çok özledim. Sen özlemedin mi? Sana şu gözlere nasıl mahzun bakıyor, nasıl hüzünlü bakıyor, ha? Yapma be. Kıyma şu Doruk Atakul'a ya, ha? Olmaz mı? Doruk, sen niye beni anlamıyorsun? Ben seni nasıl olduğun gibi kabul ettiysem senin de aynısını yapman lazımdı. Ama olmuyor işte bak. Sana göre birlikte olabilmemiz için birimizin değişmesi gerekiyor demek. Okey, tamam. Ben değişmiyorum. Hatta şimdi gidip lüks bir restoranda öğlen yemeğimin siparişini vereceğim. Oldu mu? Tamam. Dur ya, nereye gidiyorsun? Şaka da yapılmıyor sana ha. Hep bir yokuş, sürekli bir itiraz, devamlı bir kuralcılık. İstediğini düşün. O kadar bittik yani Asiye Hanım, öyle mi? Çizdin üstümüzü yani. Şif dedin, çizdin üstümüzü. Aa, sen daha büyüyeceksin, alfa kadını olacaksın ha. Sen mahvedersin adamı. Alfa kadını ne? Yani böyle güçlü. Kendi ayakları üstünde duran. Özgür. İyiymiş. Aynen, tam ondan olacağım. Zoruna mı gitti? Yok ya.
Allah kahretsin, her şeyin hoşuma gidiyor. Asiye. Selam. Selam. Kahve aldım sana. Dersin başlamasına da daha var. Bahçede içelim istersen ha. Doruk, seni affetmedim. Hala o kafalardaysan hiç boşuna konuşmayalım yani. Yo, hayır. Özür dilemeyecektim. Yani diledim, kabul etmedin. Ben ısrarcı bir adam değilim. Peki o zaman neden bahçede oturuyoruz? Sadece kahve içeceğiz. O kadar. Nasılsın bakalım? İyiyim, sağ ol. Neden yalan söylüyorsun? Anlamadım. İyi değilsin. Hatta berbat bir haldesin. Öfkelisin. Sağ solu devirmek, avazın çıktığı kadar bağırıp çağırmak falan istiyorsun bence. Hatta şu an bunları söylediğim için de benden nefret ediyorsundur eminim. Öyle değil mi? Evet, öyle. Evet dedi ya. İnsan bari bir nezaketen yok canım falan der. Peki o zaman ne yapıyoruz biliyor musun? En yakın zamanda böyle kimselerin olmadığı bir yere gidiyoruz. Ne bileyim, bir dağ başı olur, bir deniz kenarı olur. Orada avazın çıktığı kadar bağırıp çağıracaksın. Söyleyemediğin ne varsa söyleyeceksin. Olur mu? Anlaştık mı? Annemle babama bağıramam ki. Onlara mı kızgınsın? Evet. Neden? Keşke bize yalan söylemeselerdi. Gerçeği bilseydi belki Ömer bu kadar yıkılmazdı. Asiye bak şimdi şöyle düşün. Suzan teyze Ömer'i terk etmiş değil mi? O zaman neden söylesinler ki? Yani öyle Ömer daha çok üzülmez miydi? Şu anda da çok üzülüyor ama. İyi ama belki söyleyeceklerdi. Nereden biliyorsun? Belki büyümenizi falan bekliyorlardı. Belki o zaman anlatacaklardı değil mi? Bilmem. Belki. Gel buraya. Üzülme artık. Annenle baban bu konuyu eline boyuna düşürmüşlerdir eminim. Bu arada ben onlara hayranım biliyor musun? Onlarla tanışmayı çok isterdim. Onlara teşekkür falan ederdim herhalde. Neden? Senin gibi şahane bir şey yapmışlardı ondan. Gülücük müydü o? Ben güldürdüm sanki seni. Az önce bir ufak tebessüm ettin gibi çünkü. Bak, sana sarıldım falan. Sakın seni affettim zannetme. Zannetmem, tamam. Hala cezalıyım biliyorum. Kahveni iç. Ders başlayacak. Ha, evet, ders. Doğru. O zaman sana son bir soru. Bu ders yanında oturabilir miyim? Hayır. Okey. Ya bir daha öyle abim yanında mesaj atma bana. Aha. Hani abin medeni bir insandı? Ya evet öyle ama ben yine de utandım işte. Anlıyorum. Mesaj atma, sevgili olma. Ne yapsın bu Doruk Atakul ya? Ha? Ölsün mü üzüntüsünden? Asiye bak, yapma böyle ne olursun. Seviyorsun ya sen beni. Hı? Kaçırma gözlerini benden. Kanka, unutmadan yaz bu sözleri. Üstüne beste falan yaparsın. Vallahi bak, ileride listelerde bir numara olacak ucuz pop şarkı olur bundan. Kusacağım romantizmden, bu nedir ya? Sana ne? Dur dur, sürme onu. Mikrop kapmasın, ben tendir yoğurt getirdim. Peki, tamam. Aa, yaktı be. Olsun, devam et sen. Aslında hiç gerek yoktu böyle şeylere biliyor musun?
Hani kahramanını öp de geçsin değil mi? Aa, Asiye yavaş ama ya. Pardon, dur. Tamam, oldu. Sağ ol. Rica ederim. Ya sen de sağ ol ama yani keşke kavga etmeseydin, gerek yoktu. Hadi ya. O pislik benim sevdiğim kıza sataşacak. Ben de öyle mal gibi bakacağım, öyle mi? Neyse, tamam ya. Ne tamam kızım? Ben seni ne kadar çok seviyorum, anlamadın mı hala sen bunu? Dünyayı yıkarım ben senin için. O pislik onu öldürmediğime dua etsin. Ucuz yırttı. Bak. Elim de yara oldu. Oraya da sürsene. Morarır şimdi. Tut bakalım elimi. Hemşire hanım. Dur, şu an fırsatçılık yapıyorsun. Ya acıyor dedim ama be. Vicdansız, tutsana. Tamam Doruk, dur. Süreyim. Yanağımı da öp. Şöyle şurayı geçsin. Doruk, yanağında bir şey yok. Yalan söyleme. Tıpta utanma olmaz. Yani bunu yapabilirsin diye söyledim. Doruk olmasa böyle bir son olmazdı. Sağ ol Doruk. Yani iyi bir ekip çalışmasıydı diyelim. Hadi gidelim. Biz de yavaştan kafeye doğru geçelim ha. Vay be. Nerede o lavabo yalatan çocuk? Nerede bu çocuk? Doruk abi uçurtmanı bak. Kadir abi bana ufuzun kuyruklu bir uçurtma yapacak. İnşallah yani. İnşallah becerebiliyordur Kadir abisi. Oluyor tabii ya. Olmaz mı? Bak çok güzel gözüküyor buradan. Hadi bakalım nasıl olacak göreceğiz. Çay koyayım mı? Çay. Olur. Sayende hayatımıza kattığım bir güzellik daha. Eskiden sevmiyor muydun çay içmeyi? Yani seninle içince daha bir güzel oluyor tabii. Sizin ödeviniz erken biterse birlikte uçuralım mı? Şimdi mi? Ablam akşam akşam olmaz ki. Olur ya, olur. Neden olmasın? Uçururuz tabii. Uçururuz, uçururuz ya. Teşekkür ederim. Geceyle gündüz kadar farklıyız birbirimizden. Ama ne yapsam olmuyor. Kopamıyorum. Kızamıyorum size. Çünkü kalbinizi biliyorum. İçinizdeki o küçük, kontrolsüz çocuğu... Sessiz kalamıyorum. O zaman lütfen size aldığım bu kolyeyi kabul edin. Peki kimin bunlar? Başımı artmazsınız değil mi? Yok abi ya. Rahmetli annemle babamın ihtiyaç oldu da. Peki kızım. Doruk. Eğer bir gün ölürsem bu kolyeye bakıp beni hatırlayın. Hayır olamaz. Ben de yaşayamam o zaman. Siz ölürseniz nefes bile alamam. Kıyarım canıma. Sizi o kadar çok seviyorum ki. Bugün dünden iyi ya.
yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.